diyor. Belki de doğal afetler arasında en korkunçlarından birisidir. Kasırga son hızıyla yaklaşmakta ve olay anını görüntüleyen bir adam. Sonuç olarak bir kasabanın yok oluşu. Kasırgayı görüntüleyen kişi felaketi sezmiş olacak ki hemen evde bulunan eşi ve kızının yanına koşmuştur. Ortam karanlık ve kasırganın o korkunç seslerinden başka bir şey yok. Holy shit. Holy moly. All right. Holy shit. All right, I gotta go. I'm coming, honey. Shit, where you at, hon? God damn, it's bad. All right, stay down, honey. Oh, shit, Josie. Uh-oh. It's we're gonna get into some shit here, honey. Is this gonna save us? I hope so, honey. Sesler kesildi ve adam kamerasıyla evini çekmek için dışarı çıkıyor. Görülen görüntü bir kasabanın doğal afet sonucu bir anda yok oluşu. Olaydan sonra bütün evler kullanılamaz halde. Can kaybı ise bilinmiyor. Oh my God! Our house is freaking destroyed, Josie! Oh my God! I'm in shock. I can't believe this happened. Oh my God, Josie! The neighbors' houses are gone. Rusya'da 2013 yılında çekilen bu videoda ise iki adamın dev bir şişme topa bindiği görülüyor. Görüntü cep telefonu ile çekildiği için biraz kalitesiz gözüküyor olabilir. Fakat her şeyi net anlamamızda ve görmemizde yardımcı olduğu aşikardır. Top içerisine giren iki kişi kendilerini güvende hissettiler. Tabii sonuç olarak düz bir yerde yuvarlanmanın hiçbir zararı olmayacaktı. Fakat hesaba katılmayan bir şey vardı. Burası düz bir yer değil, aksine kar ile kaplı eğilimli bir dağ yamacıydı. Сейчас увидите. Bilmeyiz, zorlar. Na. Thank you. Держи его, блядь. О, блядь. Да не, не укатится, не укатится, нормально. Остановится, и все. Об камень, давай об камень. Пиздец. Чембар дэйсин, да? Блять, а там что внизу? Ебать! А кто это, че вообще? Я не знаю, под. Topa ulaşıldığında 33 yaşındaki Bikata, derin kesikler ve travma nedeniyle acilen hastaneye kaldırılmıştır. Denis Brakov isimindeki 27 yaşındaki adam ise omurilik yaralanmasından dolayı tedavi altına alınmıştır. Şu anki durumları ise bilinmiyor. Her ne kadar topu durdurmaya çalışanlar bir an başarılı olsalar da olayın gidişatını değiştirememişlerdir. Thank you.
Hayal edin. Bir hafta sonu doğa yürüyüşü yapmak istiyorsunuz ve kararınızı verdiniz. Düşündünüz ve yanınızda kimseyi götürmeme kararı aldınız ve tek başına doğa yürüyüşüne çıktınız. Tam ormanlık bölgede gezerken karşınıza bir ayı çıktı. Ne yapardınız? Kanada'da meydana gelen bu olay, doğa yürüyüşüne çıkmış bir adamın başına gelmiştir. Birden çamların altından çıkan siyah bir ayı gören adam, karşılaştığı olay karşısında ne yapacağını şaşırır ve sakinliğini korumaya çalışır. That's it. As far as you're going, stop. Stop. Right now, stop. We can't. Get together, Greg. Get us together. Huh? We'll look bigger together. We can't, man. Stay together. Fakat ayı nedense adamı takip etmeyi tercih eder ve mesafeli bir şekilde dostça adamın arkasından ilerler. Neyse ki korkulan olmaz ve ayı adama saldırmaz. Merakından dolayı adamı takip etmek için peşinden gider. Sonrasında ise adam biraz ayıdan uzaklaştıktan sonra hızla oradan uzaklaşır. Sarah adında bir bayan Midnight semtinde oturmaktadır. Gençliğinin baharında olan kadın ne yazık ki 27 yaşında hayata gözlerini yummuştur. Bir film çekiminde görev alan Sarah, ne yazık ki film çekimleri esnasında trenin çarpması sonucu acı bir şekilde can vermiştir. Olayı görüntüleyen 2 adet kamera bulunmaktadır. Hem tren içerisinden hem de filmde görev alan insanlar tarafından çekilen bu görüntüler, genç kadının nasıl öldüğünü gözler önüne sermiştir. Tren raylarına sıkışan sedye, birçok defa kurtarılmak istense de başarılı olunamamıştır. Bunun neticesinde de Sarah, sedye ve köprü demiri arasında sıkışması sonucu ölmüştür. Zaman ayırıp da izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Ve adam kamerasıyla evini çekmek için dışarı çıkıyor. Görülen görüntü bir kasabanın doğal afet sonucu bir anda yok oluşu. Olaydan sonra bütün evler kullanılamaz halde. Can kaybı ise bilinmiyor. Oh my God! Our house! It's freaking destroyed, Josie! Oh my God! I'm in shock. I can't believe this happened. Oh my God, Josie! The neighbors' houses are gone. Rusya'da 2013 yılında çekilen bu videoda ise İki adamın dev bir şişme topa bindiği görülüyor.
Görüntü cep telefonu ile çekildiği için biraz kalitesiz gözüküyor olabilir. Fakat her şeyi net anlamamızda ve görmemizde yardımcı olduğu aşikardır. Top içerisine giren iki kişi kendilerini güvende hissettiler. Tabii sonuç olarak düz bir yerde yuvarlanmanın hiçbir zararı olmayacaktı. Fakat hesaba katılmayan bir şey vardı. Burası düz bir yer değil, aksine kar ile kaplı eğilimli bir dağ yamacıydı. Сейчас увидите. Бей, доллар. На! Держи его, блядь! О, блядь! О, нет! Косарк-то! Да не, не укатится, не укатится, нормально. Боже мой, блядь. Ну, остановится, и все. Об камень, давай об камень. Пиздец. Блять, а там что внизу? Ебать. А кто это, че вообще? Я не знаю, под... Afet sonucu bir anda yok oluşu. Olaydan sonra bütün evler kullanılamaz halde. Can kaybı ise bilinmiyor. Oh my God! Our house is freaking destroyed, Josie! Oh my God! I'm in shock. I can't believe this happened. Oh my God, Josie. The neighbors' houses are gone. Rusya'da 2013 yılında çekilen bu videoda ise iki adamın dev bir şişme topa bindiği görülüyor. Görüntü cep telefonu ile çekildiği için biraz kalitesiz gözüküyor olabilir. Fakat her şeyi net anlamamızda ve görmemizde yardımcı olduğu aşikardır. Top içerisine giren iki kişi kendilerini güvende hissettiler. Tabii sonuç olarak düz bir yerde yuvarlanmanın hiçbir zararı olmayacaktı. Fakat hesaba katılmayan bir şey vardı. Burası düz bir yer değil, aksine kar ile kaplı eğilimli bir dağ yamacıydı. Сейчас увидите. Бей, доллар. На! Держи его, блядь! О, блядь! О, нет! Косарк-то! Да не, не укатится, не укатится, нормально. Боже мой, блядь. Ну, остановится, и все. Об камень, давай об камень! Пиздец. Блять, а там что внизу? Ебать. А кто это, че вообще? Я не знаю, под... Topa ulaşıldığında 33 yaşındaki Bikata, derin kesikler ve travma nedeniyle acilen hastaneye kaldırılmıştır. Denis Brakov ismindeki 27 yaşındaki adam ise omurilik yaralanmasından dolayı tedavi altına alınmıştır. Şu anki durumları ise bilinmiyor. Her ne kadar topu durdurmaya çalışanlar,